Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ales 2013 soru çözümlerini yapmaya çalışacağım. Sayısal bir testi. İlk soru işleminin sonucu kaçtır demiş. Rasyonel sayı sorusu. Bu arada kanala abone olabilirsiniz. Alt tarafta bulunan abone ol butonuyla. Bu soruda sınanan bilgiler neler? Birincisi payda eşitlemeyi biliyor mu kullanıcı? Şey aday pardon. İkincisi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini biliyor mu? Rasyonel sayılarda. Yine kanalda YouTube kanalında rasyonel sayılarla ilgili tüm çıkmış sorular var özse sınavlarında onu da tavsiye ederim. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarıyormuşuz. 1 eksi 1 bölü 2. Pratik yolu çıkarmada şuydu. Bununla bunu çarpıp bunu çıkarıyorduk. Sonra paydaya aynen yazıyorduk. 1 kere 2 2. 1 çıktı 1. 1 bölü 2. Bölü. Şurada da aynısı var. Hemen 1 bölü 2 yazalım onun yerine de. Şunu silip 1 bölü 2 yazalım. 1 bölü 1 bölü 2. Bir şeyi bire, biri bir şeye bölerken alt tarafta bulunan ters dönüyordu. Niye? E, çünkü üst tarafa çarpım şeklinde çıkıyor. 2 bölü 1 şeklinde. Bu da 2 bölü 1 eşittir 2 oluyor. Bu da ters dönüyor. Şurayı da komple silerek 2 yazabiliyoruz. 7 bölü 2 eksi 2 kaldı. 7 bölü 2'den 2'yi çıkaracağız. Yine aynı şekilde 2 kere 2 4. 7'den 4 çıktı. 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Veya payda eşitleriz. 7 bölü 2 eksi 4 bölü 2 olur. 2 bölü 2. Çünkü burada 1 var. 2 ile genişletiyoruz. 3 bölü 2 kalır. Sonuç olarak 1 bölü 2 bölü. 3 bölü 2 kalıyor. Üst tarafa ters olarak çıkıyor. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak buluyoruz. Hangi bilgiler sınandı? Rasyonel sayılarda toplanma, çıkarma, çarpma, bölme yapabiliyor mu? Özellikle bölme. Ve payda eşitleme yapabiliyor mu? İkinci soruya bakalım. İkinci soru biraz andalık sayı sorusu rasyonelle beraber verilmiş. Bu sorularda pratik yol virgüllerden kurtulmaktı. Kurtulurken de hem alt tarafta hem üst tarafta virgülü sağa veya sola kaydırıyorduk. Büyütmek için Sağa kaydırıyoruz. Örneğin 1,5'te virgülü sağa kaydırdığımızda 15 oluyor. Virgül şuraya geliyor. Alt tarafta virgül olmadığı için bir sıfır ekliyoruz. 15 bölü 210 oluyor. Çarpı 1 bölü 2,5. Üst tarafa sıfır atıyoruz. Alt tarafta virgülü kaydırıyoruz. 25 oldu. 3 bölü 0,5. Üst tarafa sıfır atıyoruz. Alt tarafta virgülü kaydırıyoruz. 0,5 e, 0,5 Şuraya geldiği için virgül 05 oldu 05 de 5 anlamına geliyor. Şimdi bu işlemi yapacağız. Bunu yapmanın. Şöyle yolu var. 5 de genişleteceğiz. Kısa yoldan yapayımlarında de biraz karışabilir. O yüzden böyle gene anlatayım uzun. 10 bölü 25 eksi 150 bölü 25 çıkarttığımızda eksi 140 bölü 25 oluyor. Dışarıda ise ne vardı? Şuradan gelen 15 bölü 210 vardı. Eksi 140 bölü 25 ile çarpıyoruz. 210 70'in 3 katıdır. 140 70'in 2 katıdır. Sadeleştirdiğimizde burada 2 burada 3 kalır. Daha sonra 15 ile 25 sadeleştirdiğimizde iki tarafı da 5'e böldüğümüzde burada 3 burada 5 kalır. Şu kalan 3'ler de birbirini götürüyor ve eksi 2 bölü 5 kalıyor. Eksi 2 bölü 5 ondalık olarak nedir? Bunun pratik yolu da alt tarafı 10 yapmak. Alt tarafı 10 yaptığımızda yani 2 ile genişlettiğimizde eksi 4 bölü 10 görüyoruz. Eksi 4 bölü 10 da 0,4'ün negatif hali eksi 0,4'tür. Bunu nasıl buluyoruz derseniz aslında şuralarda virgül varmış gibi düşürüyoruz. Alt tarafa 1'e getirmek için virgülü sola kaydırıyoruz. Altta 1 kalıyor, üstte 0,4 kalıyor. Cevabımız 0,4 oluyor. Ama zaten ezbere bilinir genelde bir şeyi ona bölmenin ne olduğu. Ben yine orada nereden geldiğini söyleyeyim. Şu soruya geçelim. Bu soruya bakınca ilk olarak şunu görmeliyiz. Kanalda yine üst sayıların tüm çıkmış soru çözümlerinde bir üstü sayılar tablosu var başlangıcında. Onu tavsiye ederim. Orada 4 ile 9'a bakınca bunun 2 ile 3'ün karesi olduğunu görmemiz gerektiğini hemen söylemiştim. 3 bölü 2 üzeri x eşittir. 2 bölü 3'ün karesi üzeri 2x eksi 1. Şu durumda bunlar çarpılıyordu. Dolayısıyla 3 bölü 2 üzeri x eşittir. 2 bölü 3 üzeri 4x eksi 2 oluyor. Şu şunun ters hali. Ters hali olduğu için iç, iç tarafı benzeteceğiz. Örneğin ikisindeki 2 bölü 3 yapalım. 3 bölü 2'yi ters çevirelim. 2 bölü 3 üzeri bu x yerine eksi x yazıyoruz. Eşittir 2 bölü 3 üzeri 4x eksi 2. Bu da üstü sayılarda bir kuraldı. Mesela bir şeyin eksi birinci kuvvet demek onu ters çevirmek demekti. ÖSYM bunu ters mantıkla soruyor. Yani size bir işe veriyor. Bunu ters çevirerek karşı tarafa eşitle diyor. Bu sefer üstte negatif kuvvetini getir diyor. Aynı şekilde 2 bölü 3 üzeri 4x eksi 2 yerine 3 bölü 2 üzeri 2 eksi 4x de yazabilirdik. Aynı şeye geliyor. Bir sayı yerine koyarsanız sağlar. Örneğin x 1 olsaydı 3 bölü 2'nin birinci kuvveti 2 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti olacaktı. Yerine koyunca da sağlıyor gördüğünüz gibi tersim. İç tarafları aynı olduğu için üst tarafları da eşit olması lazım. Eksi x eşittir 4x eksi 2 olması lazım. Eksi x'i bu tarafa attığımızda 5x, 2'yi bu tarafa attığımızda 2. 5x 2'ye eşitse iki tarafı da 5'e böleriz. Burada x kalır, x eşittir 2 bölü 5 olur. Biraz zor bir soru Aslında çünkü birçok bilgi istiyor negatif kuvveti Alma falan Bunlarla da ilgili yine e, Kanalda Bol bol soru çözümü var üst tüm çıkmış soru çözümlerinde İşlemine sonucu kaçtır diyor 2 6 9 18 de eşitlenir paydası 9 3 2 yazalım bakalım ne gelecek 9 bölü 18-3 bölü 18 artı 2 bölü 18 Kök içinde baktığımızda 8 bölü 18 geliyor. Bunu sadeleştirdiğimizde 4 bölü 9 oluyor. E 4 bölü 9 neyin karesiymiş de kare kökün içine girmiş aslında 2 bölü 3'ün karesi. 4 bölü 9 şu kare ile bu sadeleşiyor. Çünkü kare kök almak bir şeyin neyin karesi olduğunu bulmak olduğu için 2 bölü 3 olarak dışarıya çıkıyor. Devam edelim. 5. soru 3 basamaklı 2AB doğal sayısının 2 basamaklı AB doğal sayısına bölümünden elde edilen bölüm 15 kalan ise B'dir demiş. Yani 2AB eşittir. Buna bölüyormuşuz. Bölüm 15. 15 tane bundan. 15 çarpı AB artı kalan B. 2AB'yi açarsak 200 artı 10A artı B eşittir. AB'de 10A artı B olduğu için 15 ile çarpınca 150A artı 15B artı 1 de buradan geliyor 16B. 200 eşittir. Bu A ile 10A ile B'yi karşıya atarsak 140A artı 15B. Şimdi bu noktaya geldikten sonra ÖSYM'nin klasik yaptığı bir şey var. Diyor ki burada sen kendin gör. Çünkü A ne olabilir? Sadece bir değer alabilir. 0 versen A'ya sağlamaz. 1 versen 140 oluyor. B de 4 oluyor. Sağlıyor. Ama eğer A 2 olursa 280 oluyor burası ve bundan da büyük oluyor. Sağlamıyor. Dolayısıyla diyor ki sen A'nın 1 olduğunu kendin gör. B de 10'a karşılık 4 geliyor. A artı B toplamda 5 oluyor eşitsizliğini sağlayan A pozitif tam sayılarının toplamı nedir demiş. Bu aslında biraz zor bir soru. Şimdi göreceksiniz. Burada kök 3 var derecesi 2. Bir şey yazmıyorsak 2 idi. Burada küp kök var. Burada da 2 var. Bir kare kök yok. Şimdi eşitsizliğini sağlayan A pozitif tam sayılarını bulmak için hepsinin kök derecesine eşitlememiz lazım. Yani kök 3'ün İçerinin de üçüncü kuvvetini alacağız. Dışarıya da bir üçüncü kök yazacağız. 2 çarpı 3 olacak. Küçüktür. Burada a'nın karesini alacağız. Dışarıya da kare yazacağız. 2 çarpı 3'ten 6. gene derece kök olacak. Ve 2'nin 6. kuvvetini alıp dışarıya kök altı yazacağız. Şimdi 3 dışarıda kök altılar var. Tabi bunu görmek bu sınavın bence en eleyici sorularından birim. İçerisi şurada 27 oldu. Burada 64 oldu. Şurada da A'nın karesi var. Yani A'nın karesi 27 ile 64 arasındaymış. 27 ile 64'ün arasında karesi olan 6 sayısı ve 7 sayısı var. Çünkü 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49. İkisinin toplamı da 13 oluyor. Ama en eleyici bir sorulardan biri. Çünkü burada kökleri eşitlemek herkesin aklına gelmez. Ki basit, en basit görünen sorulardan biri. Birinci terimi 2 olan aşağıdaki sayı dizisinin diğer terimleri verilen kurala göre belirlenmektedir. Bu sayı dizisinin 21. terimi kaçtır? Şimdi bu soruyla ilgili genelde formül kullanılarak çözülüyor ama benim yani kişisel daha pratik bir yolum var. İlk önce bu tarz seri sorularında ki bunları geometrik şekle de sokabiliyor. Kare dik dörtgen böyle gidiyor. Şöyle bir şey düşünüyorum. 1. terime bakıyorum mesela. 3. terim birinci terimden 3. terime giderken 7 artmış. Sonra 5. terime giderken 7 artmış. Bu şekilde 3. terim, 5. terim, 7. terim 9, 11, 13, 15, 17, 19. 21. terime gidecek ve 7 artı artı gidecek 3 4 5 6 7 8 9 10 olacak çünkü 19. terim artacak 21. terime giderken ve burada 70 artacak başta da 2 vardı 72 olacak bu şekilde çözebiliyoruz bu biraz karışık gözüküyor başka bir tane daha çözüm söyleyeyim şu şöyle bakalım çift çift bakalım. Yani 2'den başladı. 5, 9 bir çift. 12, 16 bir çift. Bunları 3 artıyor, 4 artıyor şeklinde değil de 7 artıyor şeklinde görelim bu çiftleri. Az önceki yaptığımın buradaki gösterimi. Şu şekilde çiftlerden 21 sayı varsa bu şekildeki çiftlerden birinciyi çıktığımızda 10 tane olması lazım ki 10 tane çift 20 sayı etsin. Bir de ilk baştaki sayımız 21. Bu şekilde çift çift gitmelerden toplam 10 tane olduğu için ve her çiftte 7 arttığı için ifade 10 çarpı 7'den 70 artıyor ve x sayıda 2 olduğu için 72'ye ulaşıyoruz. ABC gerçel sayıları için demiş a çarpı b küçüktür 0 yani bunlar 1 biri artı biri ise eksi hangisi olduğunu bilmiyoruz a artı c eşittir 0 yine birbirlerini toplayınca 0 oluyorsa bunlar ya pozitif Birisi pozitif, birisi negatiftir. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. B artı c küçüktür sıfır diyor. B artı c'nin sıfırdan küçük olması ya ikisi de negatif ya da e, birisi pozitif, birisi negatif. Ama nasıl? Şöyle mesela birisi 2, birisi eksi 100. Bu kadar negatif ki toplamını yine negatif yapıyor. Burada iki ihtimal var. Bu soru da biraz eleyici bir soru çünkü şuradaki iki ihtimali yorumluyoruz. Eğer bu sayılardan biri pozitif, biri negatif olsa şuradaki denklemi sağlamıyor. Çünkü örneğin B pozitif, C negatif olsa bu sefer A burada negatif oluyor, burada pozitif oluyor, denklemi sağlamıyor. Aynı şekilde, pardon karıştı, ee, aynı şekilde eğer B negatif, C pozitif olsa Burada a eksi oluyor. Burada artı oluyor. a'nın iki durumda da aynı olması gerektiğinden sağlamıyor. Dolayısıyla şu durumu alıyoruz. B ve C'nin ikisinin de eksi olduğu durumu alıyoruz. Bu durumda A da pozitif oluyor. Şartları sağlıyor. Artı eksi eksi şeklinde çözüyoruz. Ama buradaki sorular gerçekten önceki ales sorularına göre daha eleyici sorular. Devam edelim. Tam sayılar kümesi üzerinde verdiği işlem yıldıza benzer bir işlem vermiş x, y için şu şekilde tanımlanıyor. Bu ne demek? Şu işlemi yaparken birincisini x, ikincisini y olarak kabul et. Burada x gördüğün yeri 55, y gördüğün yere 44 yaz. Yazınca ne oluyor? 55'in karesi artı 55 eksi 44'ün karesi eksi 44 oluyor. Bunun sonucunu hesaplayacağız. Aslında bir işlem sorusu. 4 işlem sorusu. Burada şunla şunun ara görmemiz gerekiyor. Bu ikisi iki kare farkı. 55'in karesi eksi 44'ün karesi eşittir 55 artı 44 çarpı 55 eksi 44. Ve şurada artı 55 eksi 44 kaldı. Burası da artı 11 ediyor. Çünkü 55'ten 44 çıktı mı 11. Şimdi bunu bulacağız. Şurayı yazdığımızda 99 çarpı 11 artı 11 oluyor. Yani oturup bunu hesaplasanız da aynı şey gelir de burada kısaltıyoruz. İşte iki kare farkını kullandık. Şimdi parantezi almaya kullanıyoruz. Burada 99 var. Artı burada da 1 var. 11 çarpı 1 olduğu için. 11 çarpı 100 oluyor. 11 çarpı 100 de 1100 oluyor. Bu şekilde çözebiliyoruz. ABC gerçel sayılar için a b 5 c b 3 1 bölü a eksi 1 bölü c eşittir b bölü 4. ABC çarpımı kaçtır demiş. Bu tarz sorularda genelde şöyle bir şey vardır. Şöyle bir ifade verdi mi bunu payda eşitleyip yazdığımızda ortaya çıkan şey üsttekilerle ilişkilidir. Yani 1 bölü a ve 1 bölü c'nin paydasını c ve a'da eşitliyoruz. c bölü ac eksi a bölü ac oluyor eşittir b bölü 4. C eksi a bölü ac eşittir b bölü 4 oluyor. Şimdi 4'ü bu tarafa attığımızda 4 çarpı c eksi a eşittir abc oluyor. Ve abc çarpımını bizden soruyor soruda da. Şimdi diyebilirsiniz ki c eksi a'yı soruda vermemiş. Ama bize neyi vermiş? a eksi b'yi vermiş, c eksi b'yi vermiş. Peki biz bunları taraf tarafa çıkarırsak ne olur? Yani şundan şunu çıkarırsak A eksi C oluyor. Eksi B eksi eksi B'den B'ler gidiyor. Buralar ve 2 kalıyor. Demek ki A eksi C 2'ymiş. Öyleyse C eksi A nedir? Eksi 2'dir. Çünkü tersi olduğu için mesela 5'ten 3 çıkıyorsa 3'ün 5'ten 3 çıkınca 2 kalıyorsa 3'ten 5 çıkınca da eksi 2 kalır. Ters döner. 4 çarpı eksi 2 de eksi 8. Bu soruya geçelim. Mutlak değer sorusu. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Tabi bir pozitif bir negatif durum için bakıyoruz. Eğer X pozitif olsaydı 3X zaten 3X olurdu. Mesela 2 için 2 çıkar dışarı. Eksi X eşittir 12. 2X eşittir 12. X eşittir 6 olurdu. X negatif olsaydı x dışarıya eksi x çıkardı. Yani eksi 2 ise 2 olarak çıkardı. Ters dönmüş halde çıkardı işareti. Dolayısıyla eksi 3x eksi x eşittir 12. Eksi 4x eşittir 12. x eşittir eksi 3 olurdu. Bu ikisinin toplamı ise 6 artı eksi 3 eşittir 3 oluyor. Bu soruya bakalım. Olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Hemen gözümüze çarpan e, burada bir payda eşitleme yapmamız gerektiğim. Eşitleyelim. Bakalım ne gelecek. 3x artı 1 bölü x kare eksi 1 dursun. Karşı tarafta burayı x eksi 1 ile burayı 2x ile genişletelim. a çarpı x eksi 1 artı b çarpı 2x bölü İkisinin çarpımı x eksi 1 ile 2x'in çarpımı. E, yani veya şuradan da x eksi 1 ile 2x'in çarpımı. 2x kare art eksi 2x oluyor. Yani şurada x var pardon. 2x kare eksi 2x oluyor. Yani şunun iki katı oluyor. Bu bunun iki katı. Onu görmemizi istiyor soruda da. o şekilde yazalım. Paranteze alarak yazalım. 2 parantezinde x kare eksi x burası. Dolayısıyla bunlar sadeleşebiliyor. 2'yi yukarı atıyoruz. 3x artı 1 ile çarpıyoruz. 6x artı 2 eşittir a çarpı x eksi 1 artı b çarpı 2x. A ve B ne olursa bu sağlanır ifade. Tabi burada önce şuna bakıyoruz. Bu tarafta ki bunlar zor işlemler gerçekten matematik bir için. Şurada 2 var. Bu 2'yi sağlaması için sadece şu eksi 1'i kullanabiliriz. Çünkü bu x'li bir ifade. Burada da x'li ve eksi 1'li bir ifade var. Yani bu eksi 1'den 2'yi türetmemiz lazım. Onun için a'nın katsayısı eksi 2 olması lazım. Eksi 2 verdiğimizde eksi 2x artı 2 geliyor. Bu artı 2 burayı oluşturuyor. 6x oluşturmak için ise buradan eksi 2x geliyor. 6x oluşması için eksi 2x'in üzerine 8x koymam gerekiyor. 8x ise b'nin 4 olmasıyla oluyor. B4 a eksi 2 olduğunda sağlanıyor. İkisinin toplamı ise 4 artı eksi 2'den 2 iki oluyor. Devam edelim. Diyor ki ardışık 3 pozitif tek sayı ile ardışık 3 pozitif çift sayının toplamı 75'tir. Buna göre tek sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir? Şimdi ardışık 3 pozitif tam tek sayı demek ne demek? A, A artı 2, A artı 4 bu sayılar. Yani en küçüğü A, örneğin 5, ikincisi 5 artı 2, üçüncüsü 5 artı 4. Toplamları ne? 3A artı 6. Ve ardışık 3 pozitif tam sayı. Buna da B diyelim. B, B artı 2, B artı 4. Bunlar da mesela 4, 6, 8 gibi. Toplamı ne? 3B artı 6. Bunların toplamı 75'miş. Buna göre diyor tek sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir? 3A artı 6 ile 3B artı 6'nın toplamı 75. Fazlalık olan 12'yi çıkartalım ilk olarak. 75'ten 12 çıktı. 63 3a artı 3b 63 Tek sayıların en büyüyen fazla diyor çift sayıları en küçük yapalım Ne yapalım örneğin 2 4 6 yapalım Öncelikle 6 6 da 12 Çıkarttığımızda 51 oluyor Bu 51'i de 3'e bölelim 17 bu sayılarda 17, 19, 21 oluyormuş. Bir işlem hatası yaptım. Hemen tekrar bakayım. Ardışık 3 pozitif tek sayı 3 pozitif çift sayının toplamı 75'tir. Ben aslında yolu uzattım. Şöyle basit yoldan da yapabiliriz. 3 pozitif çift sayının diyor. Burada tek sayıların en büyüğü diyor. Öyleyse çift sayıları en küçük verelim. 2, 4, 6. Toplamı 12 Bunlar çift en küçük sayılar ve ardışık sayılar. 75'ten 12 çıktı mı 63. 3 ardışık pozitif 3 tek sayının toplamı 63'müş. 3'e böldüğümde direkt ortadakini bulurum. 21 demek ki 21, 23 ve 19 bu sayılar. Kat çizerek de veya x de diyerek yapabiliriz aynısını. 63 ee, x artı x x artı 2 x artı 4 desek yine çıkarıp 3'e bölüp yerlerine yazdığımızda aynı şeyi sağlıyor. Çünkü çıkarınca 4 artı 2 6'yı çıkarıyoruz 57 3'e bölüyoruz 19 şu 19 oluyor bu 21 bu da 23 oluyor. Pratik yolu o benim az önceki yaptığımda ben iki kere bir fazlalığı çıkarttım. Bu şekilde soruyu çözebiliriz. A ve B birer tam sayı olmak üzere A artı B tek ise A çarpı B çifttir. A artı B tek ise örneğin 3 artı 2 ise A çarpı B çifttir doğru. A artı B çift ise yani 2 artı 2 veya 3 artı 3. A eksi B de çifttir bakalım. A eksi B 3 artı 3 3 eksi 3 0 2 eksi 2 de 0 yine doğru sağlıyor. A çarpı B tek ise ki bu tek durumda olur. O da iki sayının da tek olması. Örneğin 3 ile 5. A artı B tektir. Yanlış. A artı B bu durumda çift olur. Bu kolay sorulardan biri sınavdaki. 8 rafta oluşan bir kitapların raflarına birden 8'e kadar numara verilmiştir. Bu kitapların T numaralı raflarında kitapların gösteren fonksiyon bu şekildedir. Toplam kaç? kitap vardır. Bu biraz e, ilk bakışta anlaşılması zor ama şöyle raflar var 1'den 8'e kadar. Raf numarası da T ile gösterilmiş. Ben birinci raftaki kitap numarasını şu üstteki ifade eden üstteki dönüşümü kullanarak fonksiyonu kullanarak e, ikinci raf, üçüncü raf, dördüncü raf da aynı şekilde. 5, 6, 7 ve 8. rafları da bu dönüşümü kullanarak yapıyorum. Yani birinci raf için T artı 1. Birinci raf için 1 artı 1'den 2 oluyor. İkinci raf için 2 artı 1'den 3 kitap var. 3. raf için 3 artı 1'den 4 kitap var. 4. raf için 4 artı 1'den 5 kitap var. 5. rafa geçtiğimde şurayı kullanmak mı istiyor? Çünkü diyor ki t alt fonksiyon alttaki fonksiyonu 5 ve 8'e eşitlik ve aralıkta kullan. 5 için 2 çarpı 5 eksi 1 eşittir 9. 6 için aynı şekilde 2 çarpı 6 eksi 1'den 11. 7. için 2 çarpı 7 eksi 1'den 13. 8. için ise 2 çarpı 8 eksi 1'den 15 kitap ediyor. Şimdi bunları toplayalım. 2, 5, 9, 14, 23, 34, 47 ve 62 kitap var toplam raflarda. Yani buradaki önemli nokta fonksiyonu hangisinde alta hangisinde üste kullanacağımızı anlamak. Bu bir EBOB sorusu. EBOB ECOG sorusu. ABC pozitif tam sayıların en büyük ortak bölenleri veriliyor demiş. Buna göre en küçük değer kaçtır? Aslında EBOB ECOG sorularından zor sorular tasarlanır. Ama bu soru bir şey gördüğünüzde çok kolay. Okuyalım. A ile B'nin en büyük ortak böleni 5. A ile C'nin en büyük ortak böleni 2. B ve C'nin en büyük ortak böleni 9. Yani A hem 5'e hem 2'ye bölünüyormuş, yani 10 olabilir mesela. B hem 5'e hem 9'a bölünüyormuş, 5 ve 9'a bölünen 45 var. Ve C hem 2'ye hem 9'a bölünüyormuş, buna bölünen de 18 var. Verilen şartları sağladım, hemen bu sayıları topluyorum. 55, 18 daha, 73 şeklinde çözüyorum, devam edelim. Bir aritmetik ortalama sorusu biraz zorlaştırılmış. Aritmetik ortalama ile ilgili bilmemiz gereken sayıların toplamı bölü kaç tane sayı varsa kaç sayı varsa sayıların adedi yani bölünce aritmetik ortalamayı buluyoruz. Yani a ile c'nin aritmetik ortalaması b demek a artı c bölü 2 eşittir b demek. b ile c'nin aritmetik ortalaması yani şu a ile b'nin aritmetik ortalamasından 6 fazladır. Eşittir a artı b bölü 2'nin artı 6 demek ki. A, B, C sayılarının toplamı 42'dir. Bu bir dursun. İlk önce şunları bir düzgün hale getirelim. Paydalardan falan kurtulalım. B artı C eşittir. A artı B artı 12 diyebiliriz kısaca. Peki bunu daha sade nasıl yazabiliriz? Ben kısa söyledim de. 2 ile genişleteceğiz paydaları. 2 ile genişlettiğimiz zaman b artı c eşittir a artı b artı 12 oluyor. İki tarafın paydasında da 2 var, bu ikiler gidiyor. B artı c, a artı b artı 12 oluyor. İki tarafta da b olduğu için gidiyor ve şuna ulaşıyoruz: c a artı 12' ymiş. Bunu da getirip üstteki denklemde yerine koyabiliriz. A artı A artı 12 diyebiliriz. Çünkü C A artı 12 imiş. Bölü 2 B'ye eşitmiş. 2 A artı 12 bölü 2 eşittir B'ymiş. 2 A artı 12 bölü 2 B ise B burayı da sadeleştirilmişse A artı 6 B'ye eşit. Bunu da bulduk. Şurada C, C A artı 12'yi de bulmuştuk. Ve üçünün toplamının A artı B artı C'nin 48 olduğunu biliyoruz. A artı B 6. A artı 12 C. Öyleyse B yerine A artı 6. C yerine A artı 12 yazarım. Ve üçünün toplamı 48'miş. A, A A 3A artı 18 eşittir 48 oluyormuş. 48 değil 42 şurası pardon. 3A artı 18 42 oluyormuş. A eşittir buradan da 8 oluyor. Çünkü 3A eşittir 24A eşittir 8 oluyor. Yani genel genel aritmetik ortalama sorularına göre zor bir soru. Şuna bakalım. Şeker oranı %12 olan 10 kg şeker un karışımına 1 kg şeker ekleniyor. KPSS 2012 lisansta da benzer bir soru vardı. Şeker oranı %12'ymiş. %12 ise onda nedir diye düşünelim. Toplam karışım onda birine inmiş. Üst tarafta onda birine inecek. 1,2 olacak. Yani bunun içerisinde 1,2 kilogram var. 1 kilogram ekleniyormuş şeker. E tabi karışıma da eklenecek toplam karışıma. 2,2 bölü 11 olacak. 2,2 11 ile sadeleştirme. Şunu görebiliriz. 2,2 direkt 1 bölü 5 de yazabilir tabi matematik pratik olanlar ama şöyle ben uzatayım yine. 2,2 1,1 çarpı 2'dir bölü 11. Şurası 1, 10 şeklinde sadeleşir. Şurası da 1, 5 şeklinde sadeleşir. 1 bölü 5 olur. 1 bölü 5 de yüzde 20 anlamına gelir. Çünkü 1 bölü 5, 20 bölü 100'e eşittir. Şuradaki soru 19. soru bir denklem kurma sorusu soruyu dikkatlice de okuyup denklem kurmamız gerekiyor. Diyor ki bir çiftçi her gün aynı sayıda fidan dikerek günde x fidan diksin. Bahçesini ağaçlandırıyor. Bu çiftçinin bahçesine ilk 3 günde diktiği yani 3 günde x artı x artı x'ten 3x fidan dikecek. Fidanların sayısı diktiği tüm fidanların sayısının 3'te biridir. Yani 3x Tüm, tüm fidanların 3'te biriymiş. Öyleyse tüm fidanlar bunun 3 katıdır 9x'tir. 9x neye eşit? Diktiği tüm fidanların sayısının 3'te 1'dir. İlk 7 günde diktiği fidanların sayısı ise diktiği tüm fidanların bakın yine diktiği tüm fidanlarla karşılaştırma var. İlk 7 günde ne kadar eker? x artı x artı x gibi düşünürsek 7 günde 7x diker. İlk 7 günde diktiği fidanların sayısı diktiği tüm fidanlardan 80 eksik. Öyleyse bunu 80 ile toplarsam i, tüm fidanlar eşit olur. Tüm fidanların da ilk ifadeden 9x olduğunu bulmuştuk. Bunu yazabilmek mesele. X'leri bir tarafa attım. 2x eşittir 80. X eşittir 40. bu çi, e, Buna göre çiftçi bahçesine toplam kaç fidan e, dikmiştir? Toplamda 9x diktiğini bulmuştuk. 40'ı 9 ile çarparsak. 360'a ulaşıyoruz bir miktar para bankaya yıllık yüzde a faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 200 TL yıllık a-2 faiz oranı ile yatırısı 100 TL faiz getiriyor a kaçtır benzer soruları yine soruyor ÖSYM bunu da problem şey formül kullanmadan çözmek istiyorum dikkat edersek yarıya inmiş. 200 yerine 100 olmuş. Öyleyse faiz oranı da yarıya inecek. A, A 2'nin 2 iki katı olacak. Yani A'dan A 2'ye düşünce yarıya inecek. Örneğin 4 iken 4 2'den 2 olacak. Yarıya inecek. Cevap 4. Bunu göremedik. A, A 2'nin 2 iki katı olacak. Yani A eşittir. A 2 çarpı 2. Bu denklemi kurduğumuzda yine A eşittir 2 A 4 ve A eşittir 4'ü bulabiliyoruz. İlk 20 sorunun çözümü bu şekildeydi. Bir soruda başta bir yanlış çözdüm kusura bakmayın bir dikkat hatası yaptım. Bir soruda da sadece 48 yerine 42 en sonunda yazmıştım. Genel olarak sorulara baktığımızda biraz zor ales tarzına göre. Ama bazı sorularda görüldüğü gibi pratik yollarını şundaki gibi görünce kolay oluyor. Umarım faydalı olmuştur.